Sen ne diyorsun ya? Sen nasıl evet dedin? Vallahi dedim. Hani istemiyordun? Aa, istemiyordum. Ya ama peki o zaman neden bu noktaya getiriyorsun işi? Ya isteyerek yapmadım herhalde ya. Ben dedim ki Selim'e bir ders vereyim, elime yüzüme bulaştım. Zaten konumuz o değil, teyze hoş. Bak sen şimdi hemen Selim'e kızıyorsun, tamam mı? Ay diyorsun, ne yapıyorsun? Hayatta olmaz. Daha bunlar için çok erken diyorsun. Sen ne yaptığını zannediyorsun falan diyorsun. Neyse, onu bir şekilde ikna ediyorsun ama kapıları da böyle ardına kadar kapatmıyorsun. Birazcık açık bırakıyorsun. Neden böyle bir şey yapıyormuşum? Sorması ayıp. Çünkü Selim'in yaptığı çok güzel bir şey aslında. Yani at fava beklelik bir durum. O yüzden dursun. Sen hiç değişmeyeceksin değil mi çevrem Dursun? Valla uğraşıyorum ama bu kadar oluyor. Ha, bana yardım edecek misin? Tamam, bakacağız bir şeyler. O zaman ben gidiyorum. Bu çekirdeği de aldım. Çok güzelmiş. Hadi bay bay. Güle güle. Seniha, sen hemen böyle kabul etmezsin. Önce bir Şebnem'i süründürürdün. Niye hemen evet dedin? Aklında başka bir şey vardı ondan. Bu yaşa geldi, hala her şey oyun sanıyor. Madem öyle sanıyor, bir ders verelim bakalım şu Şebnem Gürsoy'a. Vay be. Düşünsene Şebnem'i yarın teyzesinden istiyorsun. Böyle çikolatalı çiçek falan. Can, canımı sıkma abicim. Güllüye yapıyorum ya. Dünden beri zaten yüzünden düşen bin parça. O zaman adam akıllı şakalar yap abi. Tamam mı? Tamam tamam, söylüyorum hadi, dayanamadım. Bu iş olmayacak zaten abi. O ne demek şimdi? Basma ya. Şebnem teyzesiyle konuşmuş. Seniha Hanım kesinlikle karşı çıkıyor. Hayatta olmaz, bu acele ne demiş. İşte bu be, işte bu. Kainat mı söyledi sana? Hmm. Oh! Ama bak, hiçbir şey bilmiyorsun ha. Benden bir şey duymadım. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Selam! Allah günler gelmiş. Hoş geldiniz. Nasılsın bakalım Müstakbel kocacığım? İyiyim Müstakbel karıcığım. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç öyle sohbet ediyorduk Can'la. Buyurun. Hamarat. Teşekkürler yengecim. Ay afiyet olsun. Eline de pek yakıştı. Ay teşekkür ederim. Aferin. Ay Selimciğim. Hı. Ben teyzemle konuştum dün akşam. Aa, öyle mi? Aha. Bir de hep birlikte oturalım konuşalım dedi. Yani bizim de bir fikrimiz olsun dedi. Tabii tabii, konuşalım. Tabii yani onlar da büyük sonuçta değil mi? Fikirlerini almak lazım. Tabii. Senin fikrini almadan olmaz bu iş. Ay işte insan da lafının üstüne hop. Hoş geldin teyze hoşum. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz siz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Aa, damat bey de buradaymış. Evet damat beyciğim. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Öyleyimdir inşallah. Şebnem dün akşam bizi uğradı. Bilmiyorum sana söyledi mi Selim'cim? Şimdi konuşuyorduk zaten onu. Evleneceğinizi duyunca biz çok sevindik. Helal. Helal, helal sevgilim, helal. İyi misin canım? Çok doğru bir karar almışsınız. Gerçekten çok sevindik ve sonuna kadar sizi destekliyoruz. İşin hemen böyle ciddiye binmesi de çok iyi oldu bizce. Hiç uzatmayın. Atın imzayı, bitsin gitsin. Tabii tabii, aynı fikirdeyiz ikimiz ya. Yani hiç bekletmeye gerek yok. Bugün yarın gidin, alın nikah gününüzü, bitin mi şu? Bugün yarın. Ay, o kadar çok sevindim ki hemen herkesi arayıp haber verdim Şebnemciğim. Herkese mi? Tabii tabii. Annemleri bile aradım. Efendim? Anneme mi haber verdiniz? Ay biliyorum sen aramak isterdin ama kusura bakma dayanamadım arayıverdim işte. Çok güzel. Ne zaman alıyorsunuz nikah gününü? Aslında Şebnem ne zaman isterse o zaman. Olur mu sevgilim? Asıl sen ne zaman istersen. Hayatta olmaz bir tanem, hayatta olmaz. Olur olur aşkım. Yok yok yok. Ah ne dersiniz? Çifte nikah yapalım mı? Ay harika fikir ya. Madem karar verdiniz. Evet.
Evet, madem öyle şey yap. Bir mutfakta teyze hoşum senle bir istişare şey yapalım. Gelebilir misin? Sadece. Seninle ne konuştuk teyze hoş? Vallahi ben uzun uzun düşündüm biraz. Beklemeye gerek yok. Hı? İyi de. Madem birbirinizi seviyorsunuz, geciktirmenin bir anlamı yok. Öyle değil mi tatlım? Bence var. Bence gerek var. Yani bu, bu ciddi bir mesele değil mi? Evlilik ciddi bir kurum. Yani önce bir düşünelim, taşınalım. Pazardan elma almıyoruz ki. Hayatlarımızı birleştiriyoruz. Ben onu anlamam. Ha, bak eğer seni sevmiyorsan git açıkça söyle. Beni bu işe karıştırma. Teyze hoş ya, ben dün sana geldim, konuştum. Sen de tamam dedi. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Benim tanıdığım Şebnem Gürsoy kendi kararlarını kendi alır ve kendi uygular. Ay, Şebnem inan mı demeliydim yoksa? Bak onu bilemedim şimdi. Yok artık. Peki evlendim diye öyle kendi soyadımı fırlatıp atıp adamın soyadını alamam ben. Çok gerekiyorsa Şebnem Gürsoy inan olurum ama Şebnem inan asla olmam. Bunu da bir kenara yaz. Anlaşıldı mı? Tamam, yazdım bile tatlım. Yazdım. Müfit abi, ya ben aslında hiç beklemiyordum sizden böyle bir şeyi. Neden? Nasıl bir şey yani? Yani Seniha Hanım'la sen karşı çıkarsınız diye düşünmüştüm aslında. Aa, niye karşı çıkalım Selim'ciğim ya? Siz çocuk değilsiniz ya, koskoca insanlarsınız yani. Bize ancak ne düşer biliyor musun? Size destek olmak düşer. Değil mi çocuklar? Yani. Tabii haklısınız. İyi de Müfit abi, şimdi ben sana olayı başından bir anlatayım. Anlat hocam. Ya şimdi biz Şebnem'le tartış... Dinliyorum ben, seni anlat. Ben sana daha sonra anlatırım ya. Tamam, nasıl istersen. Tamam, peki. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. İyi günler. Evet, organizasyon şirketiyle görüştüm, sizi bekliyorlar. Önce biraz geç falan dediler ama ikna ettim. Siz hiç merak etmeyin. Çok zorlu mu söyledin? Efendim canım? Yok bir şey. Eğer çifte düğün yapacaksak acele etmemiz gerekiyor değil mi? Tabii canım. Yani şunun şurasında 3 hafta falan kaldı. Elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Ben diyorum ki... Ne diyorsun? Hemen söyle. Ay canım benim. Bence biz çifte düğün falan yapamayız. Şahane fikir. Çünkü... Şeyden... Neyden? Herkesin nikah günü yani özel bir gün değil mi? Yani aynı gün olursa olur mu hiç? Herkesin kendine özel. Olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok destekliyorum bu fikri. Aa, olur mu öyle şey? Ya, biz bundan çok mutlu oluruz değil mi hayatım? Ya düşünsenize aynı gün kutluyoruz. Yani en özel günümüzü, yıl dönümümüzü birlikte kutluyoruz. Bundan daha şahane bir şey olabilir mi? Harika gerçekten Allah. Madem öyle karar verdik. O zaman arkadaşlar ben size bir şey açıklamak zorundayım. Biz düğün falan yapamayız. Çünkü... Ben sınır tanımayan doktorlara katıldım. Nijerya'ya gidiyorum birkaç güne. Ebola'ya çare bulacağım inşallah. Şimdi oradan geri döner miyim onu da bilmiyorum. O yüzden böyle yakışıklı, tatlı, kaslı bir kocayı dul bırakmak istemiyorum. Şebnemciğim. Bence hemen bugün bu organizasyon işini halledelim. Sizi bekliyorlar, hemen oraya gidin. Çünkü daha çok işimiz var. Damatlık bakacağız, gelinlik bakacağız. Daha bir sürü bir şey. Oho! Bak hala duruyorlar. Hadi oturmayın böyle. Hadi. Kaç yıkılsın. Allah. Hadi bakalım bize şans dileyin. Daha güzel şeyler bulalım Allah. Halletmeden gelmeyin ha. Yok yok. Selim, ben sana bir şey soracağım. Hı. Sen hep tekneyle dünya turuna çıkmak istiyordun ya. Yani istersen evlenmeden önce çıkabilirsin. Benim için sorun olmaz biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii.
Biliyorum da sonra da çıkarım ya, acelesi yok. Yani tabii istersen birlikte de çıkabiliriz ay, yani. Ay siz evleniyormuşsunuz. Ay canlarım benim ya, çok mutlu olun inşallah. Düğün ne zaman? Ay çok heyecanlı. Bir ara. Efendim? Bu ara. Bu ara bir ara. İzafeciğim senin üzülmen gerekmiyor muydu ya? Aşk olsun Şebocuğum, aşk olsun. Niye üzüleyim arkadaşım? Bilip biz çok sevindim ya. Ay çok güzel, çok tatlı. Bana bak Şebnem, ben bu işlerden anlıyorum biliyorsun. Neye ihtiyacın olursa telefonun ucundayım, haberin olsun Şebnem. Ya düğün dernek terası için aklına gelmez, kulağının kenarında bulunsun yani. Bir telefonuna bakar. Teşekkür ederim Zafet Hanım. Bizim acelemiz var. Düğün hazırlıkları falan, biz seni tutuyoruz. Artık gelin hanım, buyurun. Allah'ın cezası.